Üsküdarı Ali Efendi diye, Kur'an-ı Kerim hocası, Abdülhamid'in Saray hafızıymış gençliğinde, Yeraltı cami imamı, Kur'an-ı Kerim hocamız, Üsküdarlı Ali Efendi, Üsküdarlı Ali Efendi, Yeraltı cami imamı. Efendim, şimdi muazzam kıraat bilgisi var, Arapça tefsir bilgisi var, çok mütevazi ve makam biliyor. Yani Karaca'nın da hocası. Şimdi şey de hutbeleri Arapça okur. Hiç Türkçe hutbe okumaz. Yeraltı Camii. Karaköy'de Yeraltı Camii diye bir cami var. O caminin üstünde de binalar var böyle. Şey gibi, tünel gibi. Altında da o caminin orada da işte sahabe-i kiramın kabirleri var, makamları var. Cuma namazında namazdan bir saat, bir buçuk saat evvel hoca gelir. Orada ortada bir müezzin mahf maksuresi var böyle çevrilmiş. Mahfil. Orada oturur. Karşısında da böyle 10-15 on, on kişi gelir. Namazdan bir saat evvel okumaya başlar. O adamlar, kimisi musiki şinas, kimisi emekli bilmem ne, sırf onu dinlemek için gelirler. Hoca, vesikal lezine keferu ila cehenneme Kafirler cehenneme ...toptan itiştirilip... ...böyle kakıştırılıp... ...cehenneme... ...tabii onlar bizi cehenneme atma... ...yatma falan filan... ...onu okuyor... ...onun makamı... ...acıklı... ...yalvarıcı... ...çünkü... Fel ...felaket manası... Mü ...şey öyle... Şimdi o ayet bitince vesikallezine ettegav rabbehum ilel cenneti zümera. Ondan sonra başka ayet başlıyor. Ama orada artık cennete gidecekler de grup grup halinde neşeli güle oynaya tabir caizse bir şey. O ikisini aynı makamlı okumaz hoca biri yalvarıcı, üzücü, öbürü neşeli. Temsili bir şekilde manaya uygun. Kıraat. Yani bu kim yapar bunu? Kim yapabilirdi? O hoca. Oradakiler hocanın suyunu, huyunu bildikleri için yani mesela bir ayeti bitiriyor ondan sonra bilmem bu Hicaz'dı ondan sonra Neva'ya geçecek başka bir makama geçecek oradakiler filan çünkü oradakiler de ustad bundan sonra o gelir Hani böyle seçme. Mübarek. Kıraatı olan bir şey.